Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Ebu Bekir'in son nefesleri yaklaşınca sekaratı yaşıyor. Kızı ve aynı zamanda müminlerin annesi Hazreti Ayşe'yi yanına çağırdı. Ve ona dedi ki biz halife olduğundan beri Müslümanların bir dirhem ve dinarını yemedik elhamdülillah. Ama ekmeklerini yedik, yemeklerinden yedik ve sert elbiselerini giydik. Yumuşak elbise giymemiş. En kaba, en ucuz, en sert elbiselerden giymiş. Bir de demiş ki bu köle, deve ve kaftan beytül malındır. Üç şeyi göstermiş. Bir tane köle, bir tane deve, bir de kaftan. Bu üçü beytül malındır, devlete aittir. Biz Müslümanların işleriyle meşgul iken onlardan faydalandık. Vefat ettiğimde üçünü de Ömer'e gönder. Yeni halifeye gönder buyurun. Vefat edince Hazreti Ayşe onları gönderdi. Hazreti Ömer, Abdurrahman bin Avf ile oturuyorlardı. Bu üç tane emaneti getirdiler. Hazreti Ömer şöyle dedi. Ey Ebu Bekir, kendinden sonra gelenleri zahmete soktun. Zor durumda bıraktın diye ağladı. Gözyaşı döktü. Alın bunları Beytülmal'a teslim edin deyince Abdurrahman bin Avf şöyle dedi. Subhanallah. Ebu Bekir'in çoluk çocuğuna da mı el koyacaksın? Bir köle, bir deve, bir de 5 dirhemlik eski bir kaftanın ne değeri var? Emret de onları geri çevirsinler. Parasını ben vereyim demesi üzerine Hazreti Ömer o benim zamanımda olamaz dedi. Ebu Bekir onların geri verilmesini emretmiş. Ben ona uyarım. Onun izine takip ederim. O ne yaptıysa dostumun yaptığını yapar. Gerçekten de her işinde Hazreti Ebu Bekir gibi hareket etti. Bazı kimseler Hazreti Ömer'in hiddet ve şiddetine ilk başta onun halifeliğinden ürkmüşlerse de tam adalet ve hak yolunu tutması ve Hazreti Ali'yi kendisine kadı yapması karşısında çok hoşnut oldular. Adaletli idaresinden çok memnun kaldı. Hazreti Ömer'in kadısı Hazreti Ali'dir. Ve şunu da söyleyelim ki burada Hazreti Ali, Hazreti Ömer'in halifeliğini ilk kabul edendi. Hazreti Ebu Bekir yerimi halife bırakacağım dediği zaman Ömer'i bırakmazsam başkasını kabul etmem. Ben Ömer'in halife olmasını isterim diyen bizzat Hazreti Ali'nin kendisidir. Ve Hazreti Ömer de halife olunca Hazreti Ali'yi kadı yapmış. O yüzden bazı Alevi kardeşlerimizin sanki Hazreti Ali ile Hazreti Ömer arasında problem varmış gibi söylemeleri doğru değildir. Hazreti Ebu Bekir'e halk Resulullah'ın halifesi dediği gibi Hazreti Ömer'e de Resulullah'ın halifesi derlerdi. Sonra Resulullah'ın halifesinin halifesi dendi. Uzun oldu. Öyle olunca müminlerin emiri diye hitap edildi. Hazreti Ömer önce buna itiraz etti. Ben müminlerin emiri değilim. Bu nasıl laf dedi. Dediler ki emir uzun oluyor. Bundan sonra böyle diyeceğiz. Sen de kabul edeceksin. Cenab-ı Hak şefaatine nail eylesin. Amin.